Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ayten Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz renklerle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden yorum ve beğeni yapan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Modelin yapımına geçelim. Önceden hazırladığım yazmama iğnemi sabitledim, düğümümü attım. Buraya bir tane zürafa yapalım. Geri dönüyorum zürafanın içerisine. İki tane pırpır yapalım. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Bir tane zürafa yapalım. Geçiş yaptığımı da zürafa kabul ederek iki tane zürafa yaptım arasına. Üçüncü zürafaya geri döneceğim. Sol taraftaki tek pırpırı içerisine geçiş yapıyorum şu şekilde. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Sağ tarafta yaptığım zürafaya burada tek kanat kalmıştı. Buraya geçiş yapıyorum. Şu şekilde buraya bir tane pırpır oluşturdum. Yine buraya bir tane pırpır yaptım. Yan tarafa zürafaya geçiş yapıyorum. Buraya yine iki tane zürafa yaptım. Üçüncü zürafamı yapıp geri dönüyorum içerisine. Sol tarafta kalan tek pırpıra geçiş yapıyorum. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Yine aşağıya doğru geri indim. Pırpırımı yapıyorum aynı gözlemenin içerisine. İki boş zürafa yapıp üçüncüye geri dönüyorum. Soldaki pırpırıma geçiş yaptım arkadaşlar. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Yine aşağıya doğru devam ediyorum bu şekilde. Yanına pırpırımızı da yaptım arkadaşlar. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Arası için 5 tane boş zürafa yapalım. Geçiş yaptığımı da zürafa olarak kabul ettim. Altıncı zürafamı yapıp içerisine geri dönüyorum. Buraya iki tane sinek kanadı yapalım arkadaşlar. Yan yana. Şöyle.
şu şekilde iki tane sinek kanadı yaptım. İğne arası için 5 tane zürafa yapalım arkadaşlar. Altıncı zürafama geri dönüyorum. İki tane pırpır yapıyorum buraya. Yanındaki zürafaya geçiş yaptım. İki tane zürafa yapıyorum arası için. Üçüncü zürafamı yapıp geri dönüyorum. Soldaki pırpırıma geçiş yapıyorum. Şu şekilde. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Modelimin bu aşaması böyle ilerleyecek arkadaşlar. Dilerseniz bu aşamayı ben bu şekilde tamamlayayım. Diğer aşamayı birlikte yapalım. Tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi diğer aşamamız için iki tane sinek kanadı yapmıştık. İlkine sarı ipimi tepesine şu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Şu kadar yeterli. Yazmamı geri döndürüyorum. Pırpırın üstünden itibaren sağ tarafa geçiş yaptım. Bir tur daha döndüm. Yine buraya küçük bir şu şekilde kel olan modeli oluşturdum. Yanındaki sinek kanadına da aynı şekilde yine küçük tomurcuğumuzu yapalım arkadaşlar. İlk önce küçük bir pırpır yapıyorum. Yazmamı geri döndürüyorum. Pırpırın üstünden atlayarak sağ tarafa geçiş yaptım. Bir tur daha döndüm. Yine aynı şekilde buraya da böyle şu şekilde kel olan modeli yaptım arkadaşlar. Kel olan modelinin sol tarafına yazmamı kendi rengi olan ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Sağ tarafa modelin üstünden atlayarak şu şekilde geçiş yaptım arkadaşlar. Yazmamı döndürüyorum. Sağ tarafa başladığım noktaya geri dönüyorum arkadaşlar şu şekilde. Tekrar yazmamı geri döndürdüm. Buraya bir tane köprü oluşturdum. Geçiş olarak bir tane sık iğne yapalım. Şöyle. Yanına bir tane küçük pırpır yapalım arkadaşlar. Pırpırımın boyunu ayarladım. Buraya bir tane pırpır yaptım. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum.
bir tane kısa pırpır yapalım. Yanına sık iğne yapıyorum. Yine pırpır yapıyorum yanına. İlk önce boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Daha sonra pekiştirdim. Yine yanına sık iğne yapalım. Yani modelimiz bir sık iğne, bir pırpırdan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Pırpırını yapıyorum. Sık iğne yapalım. Bir tane daha yapalım. Son kez yanına sık iğneyi yapıyorum arkadaşlar. Başladığım noktaya dibine sık iğneyi yaparak modelimi pekiştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Yanındaki kel olan modelin sol tarafına yine ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Düğümümü attım. Sağ tarafa üstünden atlayarak geçiş yapıyorum. Yazmamı geri döndürüyorum. Yine üzerinden atlıyorum. Başladığım noktaya geri dönüyorum. Buraya bir tane sık iğne ile geçiş yapalım arkadaşlar. Bir küçük pırpır yapıyorum yanına. Pırpırın yanına bir tane sık iğne yapalım. Yanına yine küçük bir pırpır yapalım. Boyutunu ayarladım elimle. Yine yanına sık iğnesini yapıyorum arkadaşlar. Modelimde böyle bir sık iğne, bir pırpırdan ibaret. Son pırpırımızı da yapalım arkadaşlar.
Sık iğneyi yapıyorum ve tabanına geçiş yapıp modelimi pekiştirdim burada arkadaşlar. Son bir aşamamız kaldı arkadaşlar. Bunun için sarı ipimi aldım. Aralarda yaptığım yaprakların 3 tanenin ortasına ipimi sabitledim. Buraya küçük bir tomurcuk yapalım arkadaşlar. Şöyle yanındakine geçiş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde tomurcuğumuzu yapalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz yaptığım tomurcukların arasını temizleyeyim. Hem modelimin son haliyle hem de fiyat bilgisiyle geri geliyorum arkadaşlar. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şöyle bakalım yakından. Bir de arka tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için. Çıtı pıtı zarif bir model oldu arkadaşlar. Yazma ile olan uyumunu da çok yakıştırdım. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir de hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu güzel modelime fiyat verecek olursam arkadaşlar 900-950 TL'den başlayan fiyatlara yapabilirsiniz arkadaşlar. Hep söylediğim gibi bu benim kendi el emeğimin fiyatı. Siz işçiliğinize göre, modelinizin sıklık derecesine göre